Sevgili dostlar, hepiniz yeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi kendi yazdığımız bir indikatörle tekrardan sizlere yeni bir içerik sunmak için karşınızdayım sevgili dostlar. Bundan bir önceki gün kodlarını paylaştığımız bir indikatörü sizlere sunduk. Orada da söylediğim gibi arkadaşlar, eğer bu tarz içeriklerin ve farklı indikatörlerin, kendimize ait olan indikatörlerin kodlarını veya videolarını bu şekilde farklı değerlendirmeler olsun diye karşınızda görmek istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O videoyu da izlemeyen varsa arkadaşlar bir önceki videoya giderek kodları dahi alabilir arkadaşlar. Onun kodlarını açık olarak paylaştık. Şimdi böyle bir şey yapmamızdaki amaç kısa bilgilendirme yapıp geçeceğim arkadaşlar buraları. Böyle bir şey yapmamızdaki amaç tipik işte RSI'ları için Moogle'dur falan artık yıllardır veya aylardır içinizde olduğunuz piyasanın, bu piyasanın yani bütün analistleri tarafından kullanılan indikatörler ve artık gözünüz aşina oldu. Yani birinin size bir şey anlatmasına gerçekten gerek kaldığını çok düşünen bir insan değilim. Dolayısıyla farklı indikatör kodlarıyla farklı algoritmik analizlerle sizlerin karşısında olmaya ve böyle bir yenilik sunmaya başladık arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve desteklersiniz. Zaten kendi algoritmik trade grubumuz da var. Ona da katılmak için açıklamalar kısmı yani ya da yorumlar kısmında yer alan linkten arkadaşlar ücretsiz bir şekilde sohbet platformumuza katılabilir. Oradan da bizlere bu grup için ulaşabilirsiniz. Her neyse çok uzatmayacağım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin uçuyor, Bitcoin kaçıyor, Bitcoin şu olursa şöyle olur falan filan bir kenara bırakıp size bir indikatör göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu bizim kendi yazdığımız. Burada haftalık volüm yazdığına bakmayın. Onun ismi öyle kaldı. Bu 4 saatlik arkadaşlar. 4 saatlik verilerde bize birkaç şey sunuyor. Bakın sevgili dostlar. Normalde arka planı mavi olan indikatör belirli başlı şekillerle birlikte bize bu şekilde beyaz 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 bir şeyler veriyor. Yansıyordur zaten grafikleri. Şimdi bu bir volüm indikatörü arkadaşlar ve geçmişten günümüze baktığımız zaman sevgili dostlar şuradan değerlendirmeye başlayacağım. Çok geri gitmeyeceğim. 2015'ler çünkü buralar. 2016'da bakın arkadaşlar bir volatilite gelmiş piyasaya ve bizim indikatörümüz burada bir sinyal vermiş. Yani her zamankinden geçmişten ve mesela en son işte buralarda sinyal vermiş ve aylar sonra ilk defa piyasaya bir volatilite giriyor kardeşim diye bir sinyal vermiş ve bize bir yükselişin veya sert bir aşağı hareketin olacağını ya volatilitenin arttığını bize göstermiş sevgili. Burada keza aynı şekilde iki tane sinyali görüyorsunuz ve sonrasında gelen güzel bir yükseliş silsilesiyle baş başa kalıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında burada gelen bir sinyalle birlikte. Daha sonrasında şurada gelen bir sinyalle birlikte bakın bir fake hareket hemen toparlanma ve yukarı yönlü işlem açma yani burada da yaklaşık olarak bakın şu şekilde baktığımız zaman %20'lik bir kar marjı söz konusu. Hatta burada da bir fake operasyonla birlikte bizi boğa döngüsüne başlatan hareket arkadaşlar. Aslında burada indikatörümüzün verdiği sinyal. Daha sonrasında biliyorsunuz Bitcoin buralardan tekrardan ya boğa döngüsünden kastım hani buradaki 2017'de aslında bir boğa döngüsünün ayaklarının atıldığı yer. Tamam mı? Burada tekrardan biz güzel bir yükseliş ardından düşüyoruz ve burada gene bir sinyal alıyoruz arkadaşlar. Bu bölgede tekrardan bir sinyal alıyoruz ve sonrasında asıl yükseliş silsilesi tekrardan başlıyor. Keza bu bölgede bakın yine sinyallerimiz geliyor ve yine bir yükseliş silsilesi başlıyor. Keza bu bölgede yine yüksek hacimler açılıyor ve yükseliş silsilesi başlıyor. Sonra geliyor arkadaşlar 19-20 bin dolara. Bakın buralarda tekrardan birkaç sinyal veriyor ve buradan biliyorsunuz yükseliş başlıyor. Yani bizim sinyali aldığımız yer 4 saatlikte şuralar ve buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık olarak %23'lük bir yükseliş silsilesi kat ediyor. Burada keza aynı şekilde. Şurada karmaşıklık oluyor. Yani arka arkaya peş peşe çok fazla sinyal geliyor. Ve arkasından tekrardan yükseliş silsilesi. Keza burada gelen sinyalde de aynı şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki kapanışla birlikte arkadaşlar %12-%13'lük bir sinyal yakalatıyor. Fakat bu kısa vade trade için çok uygun bir indikatör değil. Ki keza bizim bu işleri yapmamızdaki, bu şekilde indikatör yazmamızdaki asıl başlangıç amacımız
boğa sinyalini alabilmek arkadaşlar. Bununla alakalı bir önceki videoda aynı şeyi bahsettik. Birebir danışmanlığımız özelde çok farklı bir algoritmayla orayı da süsledik arkadaşlar. Onlardan da izleyenler varsa biliyordur zaten kendileri. Şimdi burada keza bakın arkadaşlar, bize bir sinyal daha geliyor. Tamam, işlemin yüksek olduğuna dair. Burada bir fake hareket aşağı yönü ve sonrasında bir yükselişle birlikte tarihi dipler yapılmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın burada tekrardan düşüyor düşüyor. Ve bu arada yanlış anlaşılmasın, bu bize bir boğa sinyali veriyor dedim de, bu yüksek volatiliteyi bize gösteriyor. Haddinden fazla. Tamam mı? Yani bir düşüş sinyali de verebilir. Fakat gördüğünüz gibi burada bizim anlamamız ve ayıkmamız gereken durum, bu dip taraflarda geldiği zaman gerçekten güzel yükseliş sinyalleri, ama tepe taraflarında geldiği zaman da keza şuralarda da bakın %23'lük kat ediyor ve dipte geliyor aslında, yani bir destek bölgesinde geliyor. Burası keza aynı arkadaşlar, bakın bir önceki dibin destek bölgeleri. Keza şu bölgede yine aynı şekilde arkadaşlar, bakın bir önceki destek bölgeleri. Fakat burada bir fake hareket, yani burada yüksek volatilite var fakat bir fake yor indikatör. Elbette ki arkadaşlar her indikatörün kendine göre yanılma payları vardır. Fakat genel manada deminden beri incelediğimize göre siz de gördünüz ki arkadaşlar, gerçekten volatiliteyi kaliteli bir şekilde çalıştırıyor. Mesela burada tepede gelmiş ve arkasından gelen bir düşüş silsilesiyle birlikte yeni bir dip arayışı. Ve burada keza arkadaşlar bakın, arka arkaya birçok sinyal geliyor ve yükseliş silsilesi. Burada keza şurada bir sinyal geliyor. Tekrardan yükseliş silsilesiyle birlikte artık günümüze geleceğim sevgili dostlar. Bakın günümüzde bu sinyali, yani geçtiğimiz boğa sezonunda biz bu sinyali arkadaşlar bir boğanın başlangıcında, yani asıl hareketler yapılmadan önce 35 bin dolarlarda alıyoruz ve sonrasından, yani buradan gelen sinyalle bile 2 katlık bir yükseliş yapılıyor. Keza biz arkadaşlar bunu biliyorsunuz, şu 28 bin dolara ine attığımız zamanlarda tekrardan biz bu sinyali alıyoruz ve burada da gördüğünüz gibi dip noktalar ve destek noktalarında bulunduğumuz için arkadaşlar burada bir fake aşağı yönlü tekrardan hareket, fakat sonrasında yine bize bir 2 katlık sinyal yakıyor arkadaşlar. Ve biz günümüze döndüğümüz zaman sevgili dostlar, en son bakın arkadaşlar, biz en son şu bölgeden itibaren, yani 19 Mayıs'tan itibaren gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiçbir şekilde biz bu indikatörden sinyal almadık sevgili dostlar. Bu da ne demek oluyor? Yüksek hacimli volatilitenin bittiğini ve, yani bitmesi iyi bir şey tabii ki, yani hacimlerin çekildiğine işaret, fakat böyle bir şeye de işaret. Hani bizi gerçekten bir iki katlık Bitcoin'de veya %30'luk, %40'lık, %20'lik, %25'lik hareket yaptıracak bir volatilite görmüyoruz. Bu da bize şunu söylüyor sevgili dostlar. Şu hareketlerin tamamı, bakın arkadaşlar, şu hareketlerin tamamı ya FED kaynaklı, işte olumlu haber geldi mesela burada FED'de, ya stop patlatma için, margin trade için yapılan hareketler. Dolayısıyla biz gerçek bir balina alışlarını, evet mutlaka balinaların bu bölgelerde yatırımları vardır, ama gerçek bir balina boğa döngüsü alışlarını biz görmüyoruz arkadaşlar piyasada. Ve bu indikatörü ben ara ara yayınlarda da değineceğim arkadaşlar. Belki ilerleyen dönemlerde videolarda da değiniriz. Bu indikatör de benim takip indikatörlerinden bir tanesidir. Yani biz burada şimdi dip konumlarda olduğumuz için 4 saatlikte artık yani burası dip diye söylemiyorum. Yani belki daha aşağı gider, belki daha yukarı, ama hani genel anlamda şuralarda değildi mesela. 60-70 bin dolarlarda değildi. Dip konumlara yakın veya dip konumlarda olduğumuz için arkadaşlar, ben bu indikatörden net olarak dediğim sinyalin gelmesini beklerim sevgili dostlar. Yani gelmesini beklerimden kastım, gerçek bir yükseliş silsilesi, belki mini bir boğa, belki gerçek bir boğaya başlangıç için bu indikatörün bize net olarak deminki gördüğümüz sinyallerden yakmasını beklerim arkadaşlar. Şimdilik bu indikatörün kodlarını sizlerle paylaşmıyorum sevgili dostlar. Ama bu indikatörün de kodlarını istiyorsanız, diğer indikatörü verdik zaten. Diğer videoda aç diye yorumlar kısmında var. Bu indikatörün de kodlarını istiyorsanız söyleyin arkadaşlar. Ben yorumlar kısmında daha sonrasında eklerim ve yorumu da sabitlerim sevgili dostlar. Bu şekilde kendiniz de evinizde bu indikatörü kurup kendiniz baş başa, yani kimseye ihtiyaç duymadan
Bu şekilde bir takip yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu video muhtemelen birkaç gün sonra yayınlanacak sevgili dostlar. Şu an yayınlamayacağım çünkü şu an gecenin 3'ü. Yarın o dediğim video gelecek. İndikatör videosu. Tabii ki sizin için dün gelmiş olacak bu video. Ondan sonrası da bu videoyu arkasına peş peşe ayarlayıp yayınlayacağız arkadaşlar. Yani pazartesi günü akşam 8 gibi o video gelecek. Salı günü muhtemelen akşam 8-9 sularında da 7 sularında falan da bu video gelecek muhtemelen arkadaşlar. O yüzden fiyatlara falan da takılmayın sevgili dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir diyerek videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Tekrardan bol kazançlar ve bay bay sevgili dostlar.